selamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Karantina kurallarını ihlal ettiği için 1263 kişi hakkında dava açıldı. Devlet Trafik Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada 9 ile 11 Mayıs tarihleri arasında ülke yollarında giden 1263 kişi karantina rejimini ihlal ettiği için İdari Suçlar Kanunu'nun 211. maddesi kapsamında idari sorumluluğa getirildiği bildirildi. Ülkede özel karantina rejiminin uygulamaya konulmasından bu yana toplam 51.437 yol kullanıcısının ülkenin yollarındaki özel karantina rejimini ihlal ettiği için idari sorumluluğa getirildi. Natık Cefer'le her şeyi bir karikatür haline getirmeyin ifadelerini kullandı. Kültür Bakanı en azından siyasi nedenlerle istifa etmeli olduğunu söyleyen ekonomist Natık Cefer'le hükümet ve kamu işlerinde karar alanların en azından siyasi olarak sorumlu olmalı olduklarını vurguladı. Natık Cefer'le daha sonra açıklamasında şu sözleri kullandı. Kültür Bakanlığı'nda bu boyutta bir operasyon var, gerçekler ve iddialar dile getiriliyor ve bakan çıkıyor ve operasyonu memnuniyetle karşıladığını söylüyor. Olmuyor, her şeyi bir karikatür haline getirmeyin. Senin başkan olduğun bir kurumda ne döndüğünü bilmiyorsan bu kötü. Yani beceriksiz bir menajersin. Yok, hayır olan bitenden haberin varsa o zaman senin liderliğin altında her şey oldu demek. Bu ise olayın daha kötü yanı. Yani her iki durumda da bakan en azından siyasi nedenlerle istifa etmeli ve bu yaklaşım tüm siyasi karar vericiler için geçerli olmalıdır ifadelerini kullandı. Profesör Adil Gaybullah yaptığı açıklamada koronavirüs hastası olan bir insanın iyileşse bile hayatının geri kalanı boyunca normal bir insan olmayacağına dair fikrini öne sürdü. Profesör Adil Gaybullah yaptığı açıklamada koronavirüs hastası olan bir insanın iyileşse bile hayatının geri kalanı boyunca normal bir insan olmayacağına dair fikrini öne sürdü. Covid-19 virüsü bulaşmış hastalardan birinin akciğerinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Profesör Adil Gaybullah, virüsün neden olduğu atipik bir pronomi olduğunu belirtti. Hastalığı basında veya sosyal medyada rapor ettiğinde ise bazıları hastalıktan çok sorumlu olmadığını, sosyal ağ kullanıcılarından birinin hastalık hakkında yorum altında var olmayan bir hastalık hakkında yazıyorsun diye söyledikten sonra ise virüs bulaşmış bir hastanın akciğerlerinin fotoğrafını çektiğini ve bu hasta iyileşse bile hayatının geri kalanında normal bir kişi olmayacağını ve her zaman nefes darlığı yaşayacağını, yani yarı ruh olacağını gösterdi. Ve sonunda Adil Gaybullah vatandaşlara hastalığı ciddiye almalarını tavsiye etti. Azerbaycan'da hedeflenen sosyal yardım için başvuru prosedürleri basitleştirilecek. Azerbaycan'da sosyal yardım süresi 2 yıldan 1 yıla indirildi. Rapora göre bu bağlamda hedefli devlet sosyal yardımı hakkında kanunun 8. sosyal yardım terimi maddesinde değişiklik yapılması önerilmektedir. Değişiklikle birlikte sosyal yardım başvurunuzu yaptığınız ayın 1. ayından itibaren 1 yıl süreyle tahsis edilecektir. Kanunun mevcut sürümünde sosyal yardım başvurduğunuz ayın 1. ayından itibaren 2 yıl süreyle verilecek. Kanunda yapılacak değişiklik taslağı önümüzdeki günlerde Milli Meclis toplantısında görüşülecek. Azerbaycan'da sosyal yardım süresi 2 yıldan 1 yıla indirildi. Bu konuda hedefli devlet sosyal yardımları yasasının değiştirilmesi önerilmektedir. Konuya göre hedefli sosyal yardım almak isteyen bir vatandaş tüm bilgilerini değiştirmesine gerek yoktur. Yani elektronik sistemdeki bilgilerde bir değişiklik olursa vatandaşın yeniden göndermesine gerek kalmayacaktır. Çalışma ve Sosyal Politika Parlamenterler Komitesi üyesi Vugar Bayramov yaptığı açıklamada web sitede elektronik sistemde yer almayan bilgilerde değişiklik olması durumunda vatandaşın ilgili yürütme organını bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Bayramov bu tür bilgilerin süresi 5 ile 15 gün arasında ayarlandığını da belirtti. Milletvekiline göre proje aynı zamanda aile kompozisyonu hakkında bilgi sağlama prosedürlerinin iyileştirilmesini öngörmektedir.
Daha sonra Vugar Bayramov genel olarak kanunda önerilen değişiklikler hedeflenen sosyal yardım programının geliştirmesine hizmet edeceğini, düşük gelirli ailelerin hedeflenen sosyal yardım programlarına erişimini daha da genişletmek için tasarlandığını vurguladı. Kanunda yapılan değişiklikler Parlamento Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi'nin 12 Mayıs'taki ilk toplantısında ilk okumada tartışılacak. Ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.